Ben açıkça söyleyeyim, bak, Allah'ı çok severse bir insan, samimi inanırsa, ama sadece onun için yaşama karar alırsa, sadece Allah için yaşama karar alırsa, bak açık söylüyorum, her ne isterse olur. İstediği her şey olur. Yani bir tane olmayan bir şey kalmaz, her şey olur. Ama bak, merhaba, tek şart, Allah için isteyecek. Büyük mucize bu, değil mi? Evet. Çok büyük mucize. Yani nefes kesecek mucize. Zaman ayırarak her olursa olsun yapar Allah. Tevrat'ta da buna dikkat çekiliyor. Şu kadar kişi olsa, gene soruyor şu kadar kişi. En son iniyor. 11 kişi olsa diyor, 11 kişi de diyor. İman eden 11 kişi olursa, dini, İslam'ı dünyaya hakim eder Allah diyor. 11 kişi. Bak diyor ki İsa Mesih, Markos 9'da 23'te, iman eden biri için her şey mümkündür diyor. Ama samimi iman edecek Allah için. Yani mesela kendi için, ya Rabbi bana fabrikalar ver diyor. Ne yapacağım? Keyif süreceğim diyor. Acayip belasını verir, mahveder Allah. O duasını belaya çevirir. Ya süründürür böyle, dünetir adeta. Allah haşa, meydan okur gibi bir laf. Yani çok münasebetsiz bir ifade. Ben eğlenmek istiyorum diyor Allah'a. Seninle de bağlantımı keseceğim. Bana yiyecek, eğlence ver. Ben eğleneyim diyor. Belanı istiyorsun, Allah da belanı verir. Sırf Allah için isteyeceksin. İnşallah. Yani aklın, vicdanın, samimi isteği bu olması gerekir.